Lise 1'deydim sınıfta kaldım çok korkunç tembel bir öğrenciydim ben ee, sıkıldım sınıfta kaldığım için şöyle sıkıldım dediler ki ya okula devam edeceksin bir daha okuyacaksın lise biri ya da dışarıdan e, imtihanlara gireceksin bu seneyi hani evinde geçireceksin. Ben dedim ben küçüklerle bir daha okumak istemiyorum zaten okula gitmeyi sevmiyordum anneme dedim ki ben sıkılırım çalışayım. Öyle mudoya girdim Mustafa'nın yanına Taviloğlu'nun. Sonra baktım çalışmak keyifli, okusam da çalıştım. Yani hep bir çalışma oldu. Sonra zaten insanın bünyesi alışıyor çalışmaya. Tabii senin ben seninle çalışan e, insanlar senin ne kadar disiplini seveceğini ve insanlarla e, iç içe olduğunu ve özellikle emekçiler tarafından ne kadar sevildiğini ben biliyorum. E, çünkü nerede tanıştık? Biz Show TV'de bir projede evet. e, tanıştık ve o gün 1995 Beş Dolayısıyla hani dönüp baktığımız zaman o medyanın da başka bir ortamıydı. Her şeye rağmen şimdiden daha özgür, Tabii daha ki. yaşanabilir bir ortamdı. Kadıköy'e dönersek şunu da hemen konuşalım. Şimdi bu Kadıköy'ün yine ben ona yetiştim. E, sen de yetiştin tabii. E, Bağdat Caddesi'nde yürümek diye bir ritüel vardı. İnsanlar birbirlerini tanırlardı. Dondurma alınan yer belliydi. İşte e, kafeler, kahveler o zaman. Budak da sineması vardı. E, Hatırlıyor evet. musun? Açık hava sinemasına yetiştin mi sen? Yok ben Atlantik'le Suadiye sineması. Ha okey. Ben her gün giderdim. Atlantik'le Suadiye sineması. Onlar da bitti. Suadiye'de Türk filmleri, Atlantik'te Atlantik yabancı, yabancı filmler. filmler. <laughs> Beklerdik oradaki <laughs> filmlerin e, gelmesini. Biraz bunlardan da e, konuşalım. Yani, cadde ne anlama gelir? Sen çünkü. Cadde ben, gidiş dönüştü hatırlamak evet. mısın peki tabii, o zaman tabii, ben tramvayı hatırlıyorum tabii. caddede. Gidiş dönüşü tramvayı hatırlıyor Yok. musun? E gidiş dönüştü tek yön yaptılar ve mahfettler. Dalanda sahilin dolduruldu. Bence sahilin doldurulması doğru bir karardı. değildi bunun bence doğruydu. İstanbul'un İstanbul'un deprem riski olan bir yerde. Ha ama ama o çok, şöyle bir o zaman şey, yani yeterlilik anlamında diyorum. Çünkü o yol olmasa biz burada cinnet geçirdik. Yok raylı sistemi yapsaydık biz 80'de bunlar onu onu düşünemediler mi onu bilmiyorum ha. ama ben Amerika'daydım bir geldim yol yapılmış yani benim yaşadığım şoku düşünsen. düşünemediler ben. değil. Özal sürekli rant sağlayan bir şey olduğu için Türkiye'nin ekonomisi sürekli asfalt ekonomisidir. Halbuki Türkiye e şimdi de bina ekonomisi. aynısı devam ediyor. Yol yaptık da, Halbuki dünya dünyanın bütün gelişmiş ekonomileri ayrı sistem. Dolayısıyla o zaman Bağdat Caddesi'nin gidiş gelişinin yanı sıra istenilen her yere raylı sistem yapılabilirdi. Onu ben bilmiyorum tabii yani. Onun için diyorum sana iyi oldu diye. Hani yeterlik anlamında. Bir de deniz o kadar kirlendi ki zaten girilecek gibi değildi. Yani biz ülkemize hiçbir zaman güzel davranmıyoruz ki zaten. O başka konu. Cadde şimdi ben küçükken mesela biz çift havuzlarda otururken annem bizi bazen faytonla yollardı okula. Çünkü fayton vardı buralarda. Mesela işte böyle havalarda işte yaza yakın Mayıs filan ya da Eylül'de okul açıldığında faytonla gidip gelirdik. Ben bunu buraya mesela anlattım. Ee, bana bir gün dedi ki ben bunu bir erkek muhabbetinde nasıl anlatacağım şimdi diye. <laughs> çok dalga geçiyor benimle. Ne diyeceğim dedi. Karım faytonla okula gidiyormuş bu diyeceğim dedi. <laughs> çok güzeldi buralar çok tenhaydı sadece yazlıktı burası yani biz kışın kalan aileydik Bizim bütün komşular giderdi. Biz yalnız kalırdık. Sayfiye yeriydi çünkü. Evet. Herkes ee, yazlığa, yaz, gelirdi. yazlığa gelirdi. Şimdi bu deniz meselesini biraz konuşalım. Ben senin e, sosyal medyada fotoğraflarını da görüyorum. Senin ısrarla ve inatla ve benim de hoşuma giden bir şekilde İstanbul'un denizinden faydalanma iraden var. Evet. Bu misilaj meselesini kenara koyuyorum. O son dönemin sorunu ama e, sen İstanbul'u ve denizi hep kolladın. Yani buranın da plajı var. Burada da yaşanır. Evet. E, bunu biraz anlatır mısın? İstanbul'da e, mesela aslında, İstanbul'da denize girilemez algısını aşmak Gerekli. Burada çok isterim. E, giriyordum da burada büyük kulüpün güzel bir iskelesi var. 20 sene girmedim ama. E, Envercim. Yani 88 ile 2008 arasında hiç denize giremedim İstanbul'da. Yani burada çok pisti. Sonra baktım temizlendi. Yunuslar falan geliyor koylara giriyor. Balık yiyorlar falan. E, hatta Büyük Kulüp'ten denize girerken hep Yunusları görüyorduk. Benim yüzen bir arkadaşıma çarptı birkaç sene önce. Kadın çok korkmuştu. Çünkü Yunus öyle çok şirin bir hayvan değil aslında gözüktüğü gibi. Uzaktan şirin. Şey, uzaktan şirin. <laughs> e, ve e, hoşuma gidiyordu. Sonra e, Büyük kulübün şeyi de hoşuma gitmedi. Bir gün şöyle bir şey oldu mesela. Abi halk da... Güzelim halk plajları var. Görüyorsun işte cadde bostanları. Kumlar döküldü, insanlar güzel yararlanıyor. Bir gün şöyle bir şey duydum. Kulübün iskelesindeydim. İki tane adam aralarında konuşuyorlardı. Bir tanesi şöyle dedi. Gel lan gel şu sosyetenin denizine işeyelim dedi. <laughs> Bir kulübün iskelesine yaklaştılar. Bu benim çok gücüme gitti. Aynı denizi paylaşıyoruz. Şimdi orada bir parça daha imtiyazlı bir durum var. E, ama hiçbir şey değişmiyor. Aynı deniz, aynı ortam aslında. Sadece üyeler oraya gidiyor iskeleye. Yani burada bir düşmanlık da olması gerekmiyor. Sonra ama ben 93'te kilosu keşfettim. Daha hı hı. önce gitmemiştim Kilios bana. Çok uzak çünkü Caddeli biri aktı. için. Ve aşık oldum Kilios'a hani Türk filmlerinde görmüşüz kumları sadece. Ben mesela e, yani gitmem 93'ten beri artık çocukluğumda giderdi. Ya yani müthiş mi? ve sana ne ızdıraplar çektiğimi anlatamam. Yani trafikte 3-4 saatler Tabii. falan. Orman yolu çok tıkanıyordu. Şimdi 3. köprüden gidiyoruz. Yarım saat sürüyor gitmesi. Biraz pahalı ama çok rahat yani şu anda gidiş. Ve orayı keşfettikten sonra sadece Kilios'a gitmeye başladım. Yani 93'ten beri Kilios'tan denize giriyorum ve şimdi halk keşfetti. O Deniz orada yüzyıllardır orada bomboş duruyordu. Ben gerçekten bizim halkımıza akıl erdiremiyorum. Bodrum'un yüz derece.